Afiyet bal şeker olsun ağam. Bak, bu revaniyi sırf senin için hususi yaptım. Bolca koydun mu zehirine? Maazallah kurtulursam sonra elimde kalırsın. Tövbe tövbe. Sana da yaranılmıyor Mercan ağam. Vallahi yaranılmıyor. Yahu ne olur bir kerecik de eline sağlık, çok güzel olmuş desen. Ölür müsün? Şu defteri getir de dün çarşıdan neler aldın bir bakalım. Vay Mercan ağam. Vay Mercan paşam. Böyle rahat mısınız yoksa size has odaya mı alalım paşam? Revaniler de yapılmış maşallah. Hep sen yiyecek değilsin ya. Mercan ağa, defteri sonra teftiş edersin. Mihrimah Sultanımız gönderdiler beni. Şah Sultan'ı yemeğe çağırmanı istediler. Hayırdır inşallah. Sultanımıza yasak koymuşlardı. Yahu ben nereden bileyim? Emir böyle. Çağırmayacaksan söyle, başka birini yollayayım. Lüzum yok, ben giderim. Haydi. Yolla. Sümbül ağam, sultanımızın yemek için hususi bir istekleri var mı peki? Bıldırcın, bıldırcın. Bıldırcın istediler. Yanına da şöyle leziz bir bulgur pilavı yaparsın. Etme ağam, nereden bulayım bıldırcını? Hem bulsam bile yetişmez ki zaten. Yahu beni alakadar etmez. Bıldırcın istiyorlar, başka bir şey istemiyorlar. Allah rahmet eylesin. Hürrem Sultanımız da pek severdi bıldırcın. Ve haydi. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk. Hayırlı geceler Sultan. Hoş geldiniz. Beni bu sarayda görmek istemediğini zannediyordum. Fikrimi değiştiren bazı şeyler oldu. Mesela sizin tavrınız. Bunu bir gurur meselesi yapmadan saraydan uzak durduğunuz için size teşekkür ederim. Korktuğum için gelmediğimi söyleyenler var oysa. Haremin dedikodusu eksik olmaz. Ben sizin neden gelmediğinizi biliyorum. Gözünüzde hala bir çocuğum. Bu yüzden beni ciddiye almadınız. Manasız bir hata yapmanı istemedim diyelim Merima. Büyük nezaket. Sizin için hususi yemekler hazırlattım. Arzu ederseniz soğutmayalım. Nefis gözüküyor öyle değil mi? Şeker Ağa epey uğraştı. Şeker Ağa'nın hikmetinden sual olunmaz. Bunu yapmasını ben istedim. Zira validemin en sevdiği yemektir. Bıldırcını çok severdi. Korkmayın sultanım. Sizi zehirleyecek olsam bunu kendi dairemde yapmazdım. Mercan ha. Senin de lafına güven olmuyor ha. Hani anlaşma yapmıştık? Altın yolun bir tarafı benim, diğer tarafı senin değil mi? Şah Sultanımız gelmiş. Kendilerini görmek istiyorum. Geç kaldın. Yemek başladı bile. Çıktıkları vakit görürsün. Ben yine de görmek isterim. Olmaz. Sultanımızın emri var. Hiç kimse içeri giremez. Kendi dairem dedim ama bu dairenin tek bir sahibi var. O da valide. Hala aklım almıyor. Onun gibi akıllı, güçlü, muhteşem bir kadının sonu böyle olmamalıydı. Daha iyisini hak ediyordu. Senden saklayacak değilim Mirim Hanım. Hürrem'i günahım kadar sevmezdim. Lakin haklısın, daha iyisini hak ediyordu. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Amin. Bazı geceler Cihangir ağlayarak uyanıyor. Her seferinde annemi gördüm diyor. Bir gün çıkıp geleceğine inanıyor. Bu yüzden bütün gün taşlıkta yolunu gözlüyor, belki gelir diye.
Bağışlayın sultanım. Böyle meselelerden bahsedip sizin keyfinizi kaçırmak istemezdim. Zira keyfinizi kaçıracak daha mühim bir mesele var. Neymiş o? Yaklaş Emine Hatun, yaklaş. Emine Hatun tanıyorsunuz öyle değil mi? Kendisi bana kızımın doğduğu günlerde saraya onu sizin soktuğunuzu söyledi. Sizin için casusluk ediyormuş. Gülfem Hatun. Hayrola Mercan, senin ne işin var burada? Vaziyet kötü. Şah Sultanımız sarayda, Mihrimah Sultan'ın yanında. Beni yanlarına almıyorlar. Lakin siz girebilirsiniz. Ne oldu ki? Niye geldi sultanımız? Anlatırım. Acele etmemiz lazım. Gülbahar. Bu mektubu hünkârımıza yazdım. İçinde hatunun itiraf etti. Her şey yazılı. Bunu ispat edemez. Hatunun lafına karşılık benimki. Beni unutuyorsunuz sultanım. Ya da hafife alıyorsunuz. Bu mektup benim mührümle gidecek. Ayrıca hatunun itiraflarına benim de ilavelerim oldu. İftira atacaksın öyle mi? İftira denemez. Ortada bir suç olduğu aşikar. Hem de yıllardır devam eden bir suç. Neler oldu bilemeyiz. Mesela Nigar'ı sarayımıza siz sokmuşsunuz. Sonra valideme tuzak kuran sadece Atça Sultan değilmiş. Siz de yardım etmişsiniz ona. Zinhar benimle bir alakası yok bunun. Alenen yalan. Sizce mevcut vaziyette hünkârımız bana mı inanır? Yoksa size mi? Benden ne istiyorsun Berima? Nihayet beklediğim sual. Merak etmeyin, size karşı merhametli olacağım. Ne de olsa aynı kanı taşıyoruz. Sizden tek bir şey isteyeceğim. En geç yarın sabah payitahttan gideceksiniz. Bir daha asla dönmemek üzere gideceksiniz. Söylesen de olacak olan bu zaten. En fazla sürgün edilirim. Niye kabul edeyim bunu? Siz gururlu bir sultansınız. Zannediyorum ki saraydan itibarlı bir şekilde ayrılmak istersiniz. Senin Hürrem'e benzediğini söylerdi herkes. Lakin benzemekten daha fazlasın. Ta kendisi olmuşsun. Bundan ancak şeref duyarım. Az kalsın unutuyordum. Sizden bir isteğim daha var. Son birkaç yılda edindiğiniz bütün serveti Hürrem Sultan Vakfı'na bağışlayacaksınız. Sabah bu iş bitiyor Sümbül. Sultanım kabul ettiler mi? Ben olsam kabul ederdim. Zira bu vaziyette daha iyi bir teklif olamaz. Atın bu hain denize. Ne olur bağışlayın beni sultan. Ne olur.
Afyon Hatun. Benim adım Mihrimah. Ben affetmem. Thank you.